Beni takip edenler bilir. Glütensiz beslenmeye başladım. Bu yüzden yeni tarifler deniyorum. Glütensiz hayat için mısır ekmeği yapıyoruz. Lezzetiyle ilgili deneyimlerimi de paylaşacağım. Hadi bakalım, tarife başlayalım. Kabımızın içine 1,5 su bardağı ılık su döküyoruz. Ardından 20 gram yaş mayayı suya yuvarlıyoruz. İçine bir tatlı kaşığı da toz şekeri ekleyip karıştırıyoruz. 10 dakika mayalanması için beklemeye alıyorum. Sonrasında 1 adet yumurtayı kırıyorum. Yumurtayı dağılana kadar çırpıyorum. Yarım çay bardağı süt döküyorum. Sonra yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz döküyorum. 1 su bardağı pirinç unu ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Mısır unumu dökmeye başlıyorum. Kademeli olarak 3,5 su bardağı mısır unu ekliyorum. Yavaş yavaş döküyorum. Çünkü tamamen karışmasını istiyorum. Son eklediğim undan sonra artık elle yoğurma kıvamına geldi. Elimle bütün malzemeler karışana kadar yoğuruyorum. Üzerini streç filmle kapatıyorum. 1 saat beklemeye alıyorum. 1 saat sonra görüyorsunuz baya bir kabardı. Şimdi üzerine açıyorum ve hamurun havasını almak için hafifçe yoğuruyorum. Kabıma yağlı kağıt koyuyorum. Hamurumu kabıma döküyorum. Hamurun kıvamı ne kek hamuru kadar cıvık ne de kurabiye hamuru kadar sert. İkisinin arasında bir kıvamda olacak. Hamurumun üzerine düzleyip Spatulamla şekil veriyorum. Fırını 180 derece alt üst ayarına getirip 25 dakika pişirmeye bırakıyorum. Üzeri kızardı, içi de pişti. Artık fırından alıyorum. Bütün evi çok güzel kokular sardı. Soğuduktan sonra kesme işlemine başlıyorum. Tadını çok merak ediyorum. İçi gayet güzel pişmiş gibi görünüyor kek gibi bir görüntüsü, muhteşem bir kokusu var. Glütensiz beslenmeye yeni başlayan biri olarak tadı biraz yavan geldi açıkçası ama marketten aldığımız glütensiz ekmeklere göre tabii ki daha iyidir. Aha, nerede o glütenli mis kokulu ekmekler? Neyse. Mario Antone'nin dediği gibi ekmek yoksa pasta yiyin arkadaşlar. <laughs>